Zülal Kalkan Delen, devrimcileri şeriatçılarla aynı grup içinde anamazsınız. Dem Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabında miting görüntülerinin üzerine şu sözlerin okunduğu bir video paylaştı. Meral Başkan'la Murat Başkan size kimlerin emanetidir biliyor musunuz? Denizlerin, Mahirlerin, Seyit Rızalar'ın, Şeyh Saitler'in, Demirtaşlar'ın, kışanakların, bedel ödeyen milyonların emanetidir. Emanetinize sahip çıkın İstanbul. Bunun öncesinde birkaç gün önce bir video daha izlemiştim. Yeni kapıda düzenlenen Nevruz etkinliğinde, üzerinde deniz gezmişin resimlerinin bulunduğu filamalar yakıldı. Barzani'nin destekçisi olduğu anlaşılan kişiler, Atatürk'e de küfrederek, Biji Kürdistan ve Kemal Pç'leri, Yıldıramaz Bizi, sloganı attılar. Bu olay, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Esengül Demir'in de katıldığı mitingde meydana geldi. Yeni kapıdaki provokasyonu yapanların ellerinde taşıdıkları bayraklarda, siyah zemin üzerine Sarı Güneş ve Kürt milliyetçileri Remzi Nafi ile Gazi Muhammed'in resimleri vardı. Dincilik, etnikçilik ve mezhepçilik solun zehridir. Tam da bu olayın olduğu gün, geçen pazar günü bu köşede, Dincilik, Etnikçilik ve Mezhepçilik Solun Zehridir, başlıklı yazım yayımlanmıştı. O yazıya farklı kesimlerden çok sayıda yorum ve tepki aldım. Özetle diyordum ki Şeyh Said, Said Nursi gibi gericiliğin bu coğrafyadaki simge isimlerinin izinden gittiğini, onların torunu olduğunu söyleyenlerin etnikçi, dinci ve mezhepçi siyasetinin sol olarak tanımlanması yanlıştır ve sol üzerinde kurmaya çalıştıkları hegemonyaya son verilmelidir. Meral Danış Beştaş'ın paylaşımı, belli ki yeni kapıdaki olaya yönelik tepkileri püskürtmek ve o provokasyonu yapanlardan ayrıldıklarını göstermek için yapılmış. Deniz Gezmiş'in resminin olduğu filamaları yakanlarla, Atatürk ve onun yolundan gidenlere küfredenler ile birlikte görünmeleri, seçim öncesinde hiç de akıllıca olmaz sonuçta. Bu çürümüşlüktür, ancak ben yine söz ettiğim yazımdaki temel düşünceye döneceğim. Çünkü hem denizlere hem de Şeyh Said'e aynı anda sahip çıkılamaz. Deniz gezmiş, bu ülkede emperyalizm karşıtı mücadelenin öncülerinden biridir. Yazılarında, mektuplarında ve mahkemedeki savunmalarında her zaman emperyalizme karşı mücadelede örnek aldığı Mustafa Kemal'e atıf yapan, 30 Ekim 1968'de Samsun'dan Ankara'ya, tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşünü başlatan devrimcidir. Yaşamlarını, tam bağımsız Türkiye, mücadelesine adayan, emperyalizme canları pahasına direnen yurtsever sosyalist devrimcileri, emperyalistlerle işbirliği yapan gericilerle, layık cumhuriyete karşı olan şeriatçılarla, onun kurucusuna hakaret eden aşiret ve tarikat liderleriyle bir arada anmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeni kapıdaki provokasyonu açıkça kınayabilir, Atılan sloganlara katılmadığınızı söyleyebilirsiniz ama devrimcileri karşı devrimci feodal şeriatçılarla aynı yerde gösteremezsiniz. Bu çürümüşlüktür.